Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik. Tam da zamanı, tam da şifa deposu, şifa kaynağı Brüksel lahanasını yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Burada gördüğünüz üzere 750 gram civarında Brüksel lahanam var. Bir tane kremam var. 2 soğanım var. 2 diş sarımsağım var. Birazcık sıvı yağ lazım. Birazcık ılık su lazım. Birazcık da pul biber ve karabiber lazım arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen yapma aşamasını geçelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar önce Brüksel lahanamı şu arka tarafını keseceğim. Biraz da üst yapraklarından kötü olanları alacağım. Sirkeli suda bir 10-15 dakika bekleteceğim. Onları süzeceğim. Ondan sonra yapma aşamasını geçelim inşallah. Tekrar devam ederiz. Arkadaşlar ben yapmayı başladım. Yani temizlemeyi başladım. Şöyle kasemin içerisine su aldım. Onun içerisine 2 yemek kaşığı falan sirke koydum arkadaşlar. Sirkeli su dediğim gibi bir 10-15 dakika bekleteceğim. Buhar temizlediğimde içerisine koyuyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle kesiyorum. Bu şekilde temizleyip içerisine atıyorum. Tekrar göstereyim şöyle arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur da belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır diye göstermek istedim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle temizliyorum. Gerçekten tam zamanı. Yani bizim bu Almanya'da bayağı hani çok şu ara bütün marketlerde var. Bir de Türkiye'de kesin vardır. Bir de gerçekten çok şifalı bir bitki. Yani alıp hani kullanmanızı, yemenizi tavsiye ederim. Tüketmenizi tavsiye ederim. Hatta kanser hastalığına yani çok faydası olduğunu söylüyor hani doktorlar falan. Bilgi edini bilirsiniz siz de. Ben bir de arkadaşlar bunu hani haşlayıp süzmeyeceğim. Yıkacağım, süzeceğim dediğim gibi soğandan birazcık kavuracağım. Kendi suyundan birazcık pişireceğim. Zaten çabuk pişen bir bitki. Yani bir 10-15 dakika falan pişer. Tabii çok sevilen, pek tüketilen bir şey olmadığı için krema koyuyorum ben içerisine. O da çok güzel tat veriyor. Hani çoluk çocuk da o zaman daha rahat yer. O şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bol soğandan önce kavuracağım. Sarımsak da koyacağım. Birazcık hani pul biberle karabiber atacağım içerisine. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Birazcık da ılık su koyacağım. Hani birazcık böyle kendi suyundan ondan birazcık pişsin. Ondan sonra kremamı koyacağım arkadaşlar. Böyle yapacağım. İnşallah sizler için faydalı bir paylaşım olur arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada lahanamı dediğim gibi sirkeli suda beklediyorum. Burada da 2 soğan, 2 sarımsağımı birazcık şekilde doğradım gördüğünüz gibi. Şimdi artık ocağımızı geçebiliriz. Arkadaşlar ocağımın altını açtım. Soğanım biraz sotelendi. Artık şimdi lahanamı yıkadım, süzdüm. Şu şekilde artık tavanın içerisine koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık da böyle bu şekilde sotelensin. Soğanla sarımsağla birlikte. Kendi suyundan birlikte. Azıcık tuz koyacağım arkadaşlar. Tuz daha çabuk sebzenin pişmesini sağlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle azıcık tuz sepeceğim arkadaşlar. Şimdi tavamızın ağzını kapatalım. Tekrar devam ederiz. Arkadaşlarım şimdi içerisine birazcık pul biber tuzumu ektim. Birazcık pul biber. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi bazen siz isteğinize göre şey yapabilirsiniz, koyabilirsiniz. Ben şöyle çok azıcık pul biber ektim. Birazcık da karabiber. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değil. Şöyle arkadaşlar. Yeterli. Tuz, pul biber ve birazcık da karabiber ektim arkadaşlar. Tekrar sotelemsin bakalım. Arkadaşlar arada karıştırma unutmayalım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Baharatlar hem sepsemizi geçsin. Şu şekilde. Arada bakarız arkadaşlar. Bakalım tekrar kapatır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brüksel lahanamız pişiyor. Ben azıcık içerisine şöyle yarım çay bardağı da su koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yeterli arkadaşlar. Birazcık da öyle pişsin. Şöyle çok aşırı değil. Dediğim gibi yarım çay bardağı kadar. Arkadaşlar yemeğimiz pişiyor. Artık sahnesini koyacağım ben. Çünkü pişmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Kapağını kapatalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir yemeğimizi bakalım.
Gördüğünüz gibi pişiyor. Biraz tabii bir kremasını, suyunu çekmesi lazım. Ondan sonra zaten pişti sayılır. Bir tekrar göstermek istedim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Ben altını kapattım. Birazcık kendini çeksin. Servis tabağını alacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugünlü bir videomuzun sonuna geldik. Kremalı Brüksel lahanası yaptık. Gerçekten tam zamanlı, çok sağlıklı, çok da lezzetli oldu. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.